Malumlarınız olduğu üzere salı akşamından itibaren mübarek 3 aylara girmiş olacağız inşallah. Cenab-ı Allah şimdiden idrakiyle müşerref olacağımız çarşamba gününde itibaren başlayacak olan Recep ayıyla birlikte başlayacak olan mübarek 3 ayları kandiller silsilesini hepimiz hakkında, bütün ümmeti Muhammed hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Hep birlikte huzur içerisinde mübarek Ramazan-ı Şerife, mübarek Kadir Gecesi'ne ve bayrama da ulaşmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin inşallah. Mübarek üç aylar deyince Hazreti Peygamberimizin de dualarında ısrarla üzerinde durduğu ve Cenab-ı Allah'a dua ettiği bir konu var. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye Hazreti Peygamberimiz çok dua ederdi. Sahabe-i kiram aynı duayı yapıyordu. Bizler de aynı duaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edesin inşallah. Çarşamba günü hemen Recep ayının biri. Recep deyince başka bir şey mi diye tabii ki aklınıza gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yine bu konuyla alakalı olarak İnne fiddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard fiha erba'atun hurum. Yerleri ve gökleri yarattığı zaman Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayların sayısını 12 olarak tespit etti. Ayların sayısı 12'dir. Ama bu aylar içerisinde de fiha erba'atun hurum, 4 tane hürmetli ay vardır. Haram aylardan olan, kendisinde savaşların, kavgaların yasak olduğu, mutlak barışın sağlanmasının gerekli olduğu, Müslümanlar üzerine vacip kılındığı, ibadetlerin artırılmasının gerekli kılındığı, hepimizin mübarek hacı huzurla eda ettiğimiz hac ayları olan Zilkade, Zilhicce ve ayrıca Muharrem ve bunlar birbiri ardına iken işte şimdi idrak edeceğimiz mübarek Recep ayının diğer üç aylardan yani Şaban ve Ramazan'dan bir ayrı özelliği de hürmetli ay, haram ay olmasıdır. İnşallah çarşamba günü hep beraber bütün hacılarımıza bu husustaki birinci hatırlatma, imkanı olanlar için oruç tutmak. Recep ayının birinci günü, ikinci günü, mümkünse üçüncü günü ve ortasındaki 13, 14, 15 ve sonundaki
son 3 gününde de oruç tutmanın ayrı bir fazileti vardır. Recep ayına saygıda bulunan, Recep ayına hürmette bulunanın kabrinin cennete çevrileceğini, onun ruhunun kabirde bırakılmayacağını bir takım rivayetler bize haber vermektedir. Recep ayının birçok özelliği vardır. Bu özelliklerin başında da Hazreti Peygamberimizin bu ayla ilgili buyurduğu, Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ayı da ümmeti Muhammed'in ayıdır diye buyurduğu hadis-i şerifte bu işin sebebi hikmeti ifade edilmektedir. Allah'ın ayıdır Recep ayı. Bütün aylar Allah'ındır ama Recep ayı ayrıca içinde bulunan bizim bildiğimiz ve bilemediğimiz hikmetlerden dolayı kendisinde ayrı bir özelliğin bulunduğu mübarek bir ayıdır Recep ayı. Allah'ın ayıdır. Bütün zamanlar hesaba çekilecekler. Recep ayı da hesaba çekilecek aylardan bir tanesi. Recep ayına Cenab-ı Allah soracak, diyecek ki benim kullarım sende ne yaptılar? Ben onların kötülüklerini görmedim, işitmedim, şahit olmadım diyecek. Hiçbir kötülüğümüzü görmek istemediğinin bir ifadesidir bu esasında. Kulların hiçbir şey mi yapmadılar? Evet ya Rabbi, duymadım, işitmedim ve görmedim. Bundan dolayı Recep ayının bir özelliği vardır ki, sağır aydır. Duymayan, görmeyen bir ay manasına gelen sağır aydır. O halde hep beraber inşallah mübarek üç aylarımız başlıyor. Çarşamba günü bu toplantımız, bu ikram bu zamana rastladığı için birinci madde olarak bunu ifade etmek istedim özellikle. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan mübarek üç ayları inşallah hakkıyla, ibadetle, Cenab-ı Allah'ı zikrederek, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, onun yüce mealini okuyarak, anlayarak, hayatımıza uygulayarak, alemlerin rahmet peygamberi, huzurunda olmakla mutluluk duyduğumuz, beraberce onun çevresinde ibadet ettiğimiz, onun misafir olduğumuz günleri de hatırlayarak, alemlerin rahmet peygamberi Efendimiz'e de selatü selamlarımızı eksik etmemenin gayreti içerisinde olmalıyız. Zira bir cümleyle olsun, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek, bizim hakkımızda Cenab-ı Allah'ın bir melek görevlendirmesi, o görevlendirilen meleğin de sürekli bir şekilde ya Rab şu peygambere selatü selam getiren şu kulu affet, şu kulu bağışla diye hakkımızda sürekli bir şekilde dua etmesi demektir. Yani hepiniz iş sahibi büyüklerimizsiniz. Yani bugün bir işçinin bir insana maliyetini bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Halbuki bir cümleyle Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye Hazreti Peygamberimize selam selam getirdiğimizde o melek sürekli bir şekilde bize dua edecektir. Bizim affedilmemiz için Cenab-ı Allah'tan daima bizim adımıza mağfiret talep edecektir. Aynı zamanda mübarek üç aylar hem Cenab-ı Allah'ı zikretmek, hem Kur'an-ı Kerim'i gerek metinden gerek mealden okumak, gerekse selatü selam getirmekle birlikte ayrıca namazlarımıza da ayrı bir gayret vermemiz gereken sezondur mübarek üç aylar. Evet, diğer aylarda da öyledir muhakkak. Ama bu aylarda Hazreti Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman ibadetlerini artırdığını, fakire, fukaraya, yoksullara, özellikle de yetimlere yardım elinin biraz daha diğer zamanlara oranla fazla elinin açık olduğunu görmekteyiz. Hastaları ziyaret etmek, cenazeleri takip etmek, akrabalarla iyi bir işbirliği kurmak gibi bir takım dini görevlerimizi de inşallah bu mübarek üç aylarda daha bir gayretle yerine getirdiğimiz takdirde evet ya Rabbi ben
şu kulun, hesaba çekmekte olduğun kulun kötülüklerini görmedin, şahit olmadın, işitmedin, iyiliklerini gördün diyecek ve Recep ayı bize ve bizim iyiliğimize şahitlik edecektir. Bir rivayete göre de mübarek Recep ayında yapılan iyilikler, diğer zamanlarda yapılan iyiliklerin, ikramların sevabı 1'e 10 iken Recep ayında 70 katına çıkıyor. Şaban ayında 700 lira çıkıyor. Ramazan ayında malum olduğu üzere yapılan bir iyiliğin 1000 katı sevabı, okunan Kur'an-ı Kerim'deki bir harfin 1000 karşılığı olmaktadır. Bu konuda Hazreti Peygamberimiz açık örnek de vermiştir. Elif, lam, mim kelimesini ayrıntı olarak söyleyerek diyor ki, elif ayrı bir harftir, lam ayrıdır, mim ayrıdır diyor. Her birinin de ayrı harfi, ayrı harfin ayrı ayrı sevabı. Dolayısıyla bir elif, lam, mimin 3000 sevabı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Recep ayının ilk cuma gecesi mübarek regaib gecesidir. Yani önümüzdeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece, ilk kandillerin birinci gecesi, regaib gecesi, rağbet gecesi. Ne demek rağbet? Bir yere rağbet ediliyorsa o yerde bir kıymet var, bir özellik var demektir. Regaib gecesinin özelliği de Cenab-ı Allah'ın affının, mağfiretinin çok olması demektir. Yani Cenab-ı Allah dünya semasına melekleri vasıtasıyla inerek kendisine kulluk edenleri, af dileyenleri, mağfiret talep edenleri bağışladığı, bağışın çok olduğu rağbet gecesidir mübarek regaib gecesi. Şimdiden regaib geceniz hayırlı, mübarek olsun. Bu Recep ayının 27. gecesi de, o zamana kadar bir araya gelemeyiz, onunla ilgili de kısa bir iki hususu arz edeyim ve sohbetimi de toparlayayım. Recep ayının 27. gecesi İsra suresinde inkarı kesinlikle inkara götüren bir husus, ayet-i kerimeyle sabit çünkü. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havle li nuriyehu min ayatina. Kendisini, etrafını, çevresini mübarek kıldığımız Kabe-i Şerif'in ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın etrafındaki hikmetleri göstermek için kulunu geceleyin yürüttü diyor Cenab-ı Allah. Nasıl yürüttü? Peygamberimizin ifadesiyle Peygamberimize getirilen binek bir tepeye ayağını basıyor, öbür tepeye tekrar ayağını basıyor. Böyle bir araç yani. Uçak diyemeyiz buna. Başka bir vasıta gibi Burak. Burak'a bindiriliyor. Burak gelince tabi Hazreti Peygamberimiz'i Cebrail Aleyhisselam bildirmek isteyince biraz huysuzluk gösterdiği ifade ediliyor. Cebrail Aleyhisselam Burak'a diyor ki, sen kime nas çektiğini biliyor musun? Farkında mısın? Bu alemlerin rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'tir deyince, o binek cennetten getirilen bir binek, hayvan şeklinde olduğu da tarif ediliyor. Sakinleşiyor ve Hazreti Peygamber onun üzerine rahatça biniyor. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin ruhlarına veya Allah bilir belki cesetle beraber onlara namaz kıldırıyor. Ondan sonra da refref geliyor ve göğün katlarını aşmak suretiyle Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidiyor. Cenab-ı Allah'la karşı karşıya geliyor. O tartışmalı bir konudur. Hele ilahiyatçılarımızın günümüzde çok daha fazla tartışma konusu yaptıkları, belki inanç noktasında da böyle insanları zaafa düşürdükleri bir konu, ama Necm suresinde bu konu yine geçmektedir. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا. Yani öyle bir yaklaşma ki iki ok yayının ucu kadar bir yakınlık. Hani Cebrail Aleyhisselam beraber yürüyüş yaparlarken göğün katlarında belli bir yerde duruyor. Hazreti Peygamberimiz geriye bakıyor. Ey Cebrail, niye gelmiyorsun diye sorduğunda, ya Muhammed,
benim buradan öteye geçme iznim yoktur. Buradan öteye geçme izni sana aittir. Süleyman Çelebi bunu güzel dili getiriyor. Ali Hoca uzaklaşmasaydı bölümü söyletirdim kendisine. Yürükim meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Bu gece senin gecen ey Muhammed. Şimdi işte o imkan noktasında günümüzde bir takım yaşanan hadiseler var. Onlara şunu söylemek gerekir. Tahiyyatta her namazda 2 ve 4 rekatta ve 3. rekatlarda otururken okuduğunuz tahiyyat nereden geldi? Bu tahiyyatın sebebi hikmeti nedir? Nereden buldunuz da okudunuz? Bu tahiyyat Allah'la Hazreti Peygamberimizin karşılaştığı anda söylenen sözlerden ibarettir. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bu söz Hazreti Peygamberimize ait. Selamların en özetiyle, en yükseğiyle selam veriyor Cenab-ı Allah'a. O da, Cenab-ı Allah da Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey nebi, sana da Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti senin de üzerine olsun deyince Hazreti Peygamberimiz burada bir hususu dile getiriyor. Ve ala ibadillahi salihin, salih kullarının da üzerine olsun. Ey Muhammed, gördüğün gibi ben aramıza hiçbir meleği almadım. Bana yakın olan melek Cebrail Aleyhisselam'ı bile almadığım halde sen aramıza ümmetini alıyorsun. Ya Rabbi, biliyorsun ki benim ümmetimsiz vaktim olmaz. Ben senden ümmetimi isterim diyor ve ümmeti Muhammed'i kendisine bağışlayacağını, kendisine vereceğini Cenab-ı Allah o gece müjdeliyor. Ümmeti Muhammed'in ayrıcalığı olduğunu ifade ediyor.